Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videolarımızın altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamadan Telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki zil tuşunu açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Tekrardan videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok çok önemli bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar ve bu videoyu kesinlikle ve kesinlikle saniye saniye dinlemenizi öneriyorum. Sizler için özellikle temel analiz anlamında eksik olduğunuzu düşünüyorsanız bu videoyu saniye saniye dinlemenizi öneriyorum. Burada yapılan her şey tamamıyla eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu uyarımı da yapmış olayım. Burada arkadaşlar ben sizlere kat kat gidebilecek ve patlama yapabilecek hisselerin nasıl bulunduğunu ve de bu hisseleri bulurken nelere dikkat ettiğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle sizlere bakın şurada belli başlı kriterlerim var. Bunları göstermek istiyorum. 6 tane kriteri ben kendime göre belirledim. Burada siz de kendi kriterlerinizi buraya ekleyebilirsiniz. Burada beğenmediğiniz kriterleri çıkarabilirsiniz ya da bu burada belirlediğim kriterlerin içindeki rakamları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamıyla size kalmış ve de Son bir şey daha söylemek istiyorum. Burada yer alan hisselerin hiçbirisi alt pazar, piyasa öncesi işlem platformu ve de yakın izleyen pazarında yer almamakta arkadaşlar. Ben direkt buradaki hisseleri eledim. Çünkü buradaki hisselerin her zaman için bir risk barındırdığını ve her ne kadar temel olarak yani çarpı olarak iyi olsa da riski olduğu için her an her şeyi açık olabildiklerini bildiğim için buradaki hisseleri buraya dahil etmedim. Evet şimdi artık yavaş yavaş videomuzun içeriğine geçmek istiyorum. Şimdi burada hem sizlere maddeleri e, tek tek söyleyeyim. Hem de neden bu maddeyi koyduğumu sizlere söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar ilk maddemiz öz kaynaklarımız sıfırdan büyük olacak. Zaten benim her zaman için böyle videoları yaparken ilk dikkat ettiğim şey öz kaynaklardır. Öz kaynaklarımız her zaman için e, pozitif olmak zorunda. Negatif öz kaynaklı şirketler her zaman için risk barındırır arkadaşlar. O yüzden e, buradaki öz kaynaklarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayalım ve buradaki negatif olan şirketleri eleyelim. Yani öz kaynakları negatif olan bir şirketin kasasında hiç para yok demektir. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim ikinci kriterimize. İkinci kriterimiz arkadaşlar kaldıraç oranımız %70'ten düşük olmalı. Aslında bu rakam e, %50 olarak geçiyor piyasada. Yani normal piyasada kabul gören %50. ama ben Türkiye piyasasındaki kaldıraç oranı fiyatlanmasını baz alırsam ortalama %70-75 civarında kaldıraç oranıyla işlem görüyor bizim şirketlerimiz. Bundan dolayı ben de %70'i aldım. Eğer siz burada 70 fazla diyorsanız 50'yi de kullanabilirsiniz. Şimdi ben %70 olan kaldıraç oranını Ayıklayayım yani %70 ve altında olan şirketleri ayıklayayım sizler için. Burada Z'den A'ya doğru sıralayalım. Ve kaldıraç oranı bakın %70'in üzerinde olan şirketleri ayıklayalım. Şimdi burada ayıkladıktan sonra sizlere bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kaldıraç oranı nedir? Tam olarak bunu söyleyelim sizlere. Şirketin arkadaşlar aktifleri şirketteki paradır. Yani şirketin cebindeki paradır. Ama aktiflerin ne kadar yükümlülükte aslında kaldıraç oranı bunu gösterir sizlere. Yani kaldıraç oranı aslında bir nevi toplam yükümlülüklerin toplam aktifleri yüzdelik oranıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bu yüzden biz de genel olarak yani şirketin cebindeki aktiflerin öz kaynaklardan gelmesini isteriz. Zaten aktifler de öz kaynak ile yükümlülüklerin toplamıdır. Yani aslında öz kaynaklarımız aktiflerle ne kadar yakın olursa sayısal olarak o kadar iyidir Şimdi burada bunu da söyledikten sonra kaldıraç oranımız %70'i de yani %70 ve altında olan şirketleri de burada barındırdık. Şimdi gelelim bir başka maddemizi. Diğer bir maddemiz arkadaşlar, ödenmiş sermayemiz 100 milyon TL'den düşük olacak. Yani burada biz neye bakıyoruz aslında? Ödenmiş sermayemizin düşük olması bir nevi lot sayımızın düşük olmasıdır arkadaşlar. Bundan dolayı da lotu fa lotu fazla olan şirketlerin ilerlemesi her zaman için daha zordur. Bu yüzden sizlere patlama yapabilmesi için şirketin e, lotu az olan şirketler lazım. Bu yüzden ödenmiş sermayeyi ben burada 100 milyon TL ve 6 olarak belirledim. Şimdi ödenmiş sermayemizi şöyle büyükten küçüğe doğru sıralarsak burada 100 milyon TL ve de yukarısında olan şirketleri elemek istiyorum. Şimdi buna baktığımız zaman en son olarak burada Cemtaş hissesi elenmiş oldu. Ve de işte bakın böyle geriye e, kaç tane şirketimiz kalmış? 126 tane şirketimiz kalmış oldu arkadaşlar. Ödenmiş sermaye ile birlikte. Şimdi gelelim bir başka maddemize. Diğer bir maddemiz arkadaşlar sermaye üstü karlılık birden büyük olacak. Yani arkadaşlar burada şuna dikkat çektim. Son 4 çeyrek net kar yani aslında bir nevi yıllıklandırılmış net karımız bizim ödenmiş sermayeden büyük olacak. Bu da niye önemli? Şimdi, şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Siz 100 milyon TL sermaye yatırdınız ve de sermayenin üzerinde kar yaptınız. Yani 100 milyonu yatırıp daha fazla para aldınız. Yani 110 milyon aldınız sallıyorum. Yani burada aslında sermayenizi ne kadar verimli kullandığınızı gösteriyor sizlere. Ve de aslında burada sermayesini verimli kullanan şirketleri burada ayıklamaya çalışıyoruz. Yani sadece lotu az diye gidip almıyoruz. Temel anlamda aslında bu da çok çok önemli bir e, sayı yani sermaye üstü karlık. Bunu da nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Yıllıklandırılmış net kar yani son 4 çeyrek net karımızı ödenmiş sermayeyi bölüyoruz. Yani aslında bu kadar basit. Yani iki tane sayıyı birbirine bölüyoruz. Şimdi sermaye üstü karla baktığımız zaman şöyle küçükten büyük sıralarsak bazılarının negatif olduğunu görüyoruz. Mesela Pınar Su, Sekuro gibi e, bu tarz şirketleri zaten direkt eliyoruz. Çünkü yıllıklandırılmış net negatif ve de birin altında şirk olan şirketleri de eliyoruz. Bunlar da en son olarak bakın burada Matrix, Desa böyle böyle ilerliyor arkadaşlar bu şirketler. Bunları da bu şekilde elemiş olduk. Bu eleme de yaptıktan sonra gelelim şimdi 5. maddemize arkadaşlar. 5. maddemizde piyasa değerimiz 1 milyar TL'nin altında olacak. Burada 1000 milyon TL aslında 1 milyar TL'ye denk gelmekte. Yani bu da neden önemli? Bu da şunun dolayı önemli arkadaşlar. Sadece ödenmiş sermaye bakmak mantıklı olmaz. Burada hem lotu düşük hem de piyasa değeri yüksek olan şirketler var. Bunları da aslında ayıklamak istiyoruz. Şimdi piyasa değerini de şöyle büyükten küçüğe doğru sıralarsak mesela bakın TT Rock gördüğünüz gibi 53 milyon TL ödenmiş sermaye ve de bakın piyasa değeri 11 milyar TL yani piyasa değerinin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda lotunun da az olduğunu görebiliyoruz. Yani burada şirketi kötülemek istemiyorum tabii ki. Yani şirket kesinlikle çok güzel ama bizim burada asıl amacımız hem lotumuz az hem de piyasa değeri düşük olan patlama yapabilme potansiyeli yüksek olan şirketleri ayıklayabilmek. Şimdi burada 1 milyar TL'nin altında olan şirketleri ayıklıyoruz arkadaşlar. Bunları da bakın en son burada Peton şirketi kaldı. Yani bununla birlikte şirketlerimizi ayıklamış olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar 6. maddemize. Altıncı maddemiz yıllıklandırılmış satışlar ve yıllıklandırılmış fabrikler negatif olmasın. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. FK'da da PDDD'de de FD fabrikte veya piyasa değeri satışta bazen rakamlar çok uçtuğu zaman böyle A.D A nokta yazıyor. Yani yüzün üzerine çıktığı zaman ve de negatif olduğu zaman yazıyor bu. Yani biz aslında burada hem yüzün üzerinde olan hem de negatif olan çarpanları ayıklamaya çalışacağız. Şimdi zaten burada FK'ya bakmaya gerek yok. Çünkü son 4 canım Son 4 çeyrek net karı zaten biz burada ona göre bakmıştık. O yüzden FK dışındaki diğer çarpanlarımıza bakalım. Şimdi öncelikle PWDD'ye bakalım. PWDD'yi şöyle büyükten küçüğe doğru sıralarsak. Bakın burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. A.D yazan herhangi bir hissemiz yok. Şimdi FW Fove'ye gelelim. FD bölü de, de aynı işlemi yaptığımız zaman bakın 4 tane şirket çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. FD bölü fabrik, yani Favec ve satışlarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani burada finans sektörünün içinde yer alan şirketlerde Favec ve satış bakmak çok mantıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ve buna e buna bakarak da bakın burada HVC şirketini görüyoruz HVC şirketi de girişim şirketinde yani girişim sektöründe olduğu için ve finansla işi dışı olduğu için e burada fabrik ve satış bakmak mantıklı olmayacaktır burada bizim bakmamız gereken şeyler FK ve PDD'de olacaktır. HVC şirketi için ama onun dışında Eskom şirketi bakın gördüğünüz gibi fabrikleri negatif bunu eliyoruz onun dışında Bakın Ulaş şirketi ve de Alcatel şirketi. Yani bu iki şirketi daha eliyoruz. Toplamda buradan 3 şirketi elemiş olduk. Şimdi son olarak da FD Bölü Fabek'e bakalım. FD Bölü Fabek'te de yine şöyle büyükten küçüğe doğru sıralarsak. Bakın burada Huvc şirketinin dışında başka bir şirketin A.D yazmadığını görüyoruz. Yani aslında bir nevi burada elemeyi bitirmiş olduk. Burada Toplamda 27 tane arkadaşlar şirketimiz kalmış oldu bu elemelerin sonucunda. Bir de son bir maddemiz var arkadaşlar. Son maddede hemen bakalım. Son maddemizde sektörel bazlı durumu kötü olmasın demişim. Yani burada her ne kadar patlama potansiyeli yüksek olsa da çarpan anlamında, karlılık anlamında sektöre göre iyi kalmış olması gerekiyor arkadaşlar şimdi bunlara bakalım tabi bunlara bakarken e, tek tek bakacağız mecbur hepsine şimdi tek tek bakmak istiyorum şimdi gelelim arkadaşlar burada ziraat yatırım günlük getiri çarpanlarına ilk şirketimize bakalım İlk şirketimiz acı payam Seliloz. şimdi acı payam Selilozu burada yazalım arkadaşlar acı payam Selilozu yazdığımız zaman evet burada çarpanları ve karlıkları geldi şimdi aktif karına baktığımız zaman sektörünün bayağı bir üzerinde. Öz karlılık bakın yine gayet sektörün üzerinde. Çarpanları da FK, de bakın hepsi sektörünün altında ve borcu negatif. Yani biz aslında acı payım göre oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelin bir diğer şirketimize. Diğer bir şirketimiz Atex. Şimdi hemen Atex'i de bakalım. Şimdi Atex'e baktığımız zaman arkadaşlar tekstil sektöründe yer aldığını görüyoruz. Kârlılıklarıyla e, sektörünün üzerinde kalmış aktif kârlılığıyla ama öz sermaye olarak sektörünün altında kalmış. E, öz sermaye anlamında maalesef iyi değil. Onun dışında FK olarak PDDD olarak sektörünün bayağı bir altında. Bu anlamda özellikle FK olarak bayağı bir ucuz gözüküyor. FD Fabrik olarak ise aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sektörün 3 katına kadar çıkmış durumda. Piyasa derebeli satışta yine sektörün 2 katına çıkmış durumda. Aynı zamanda net borçlu Fabrik olarak da sektörüne oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada e, ben kötü olmamalı demişim ama bu şirket yani e, kötü de değil çok iyi de değil yani ortada olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu şirketi listede tutmak istiyorum. Yani kötü de değil iyi de değil yani kötü o olmadığı için elemiyoruz yani öyle söyleyelim. Şimdi gelelim bir diğer şirketimize. Diğer bir şirketimiz Bak Ambalaj. Şimdi Bak Ambalaj'ın da yine sektöre göre durumuna bakalım. Şimdi bakın sektöre göre durumuna baktığımız zaman bakın aktif karlılık sektörün oldukça altında, öz sermaye karlılığı da yine sektörünün altında olduğunu görebiliyoruz. FK'mız sektör üzerinde, FDFA'mız sektör üzerinde, net borç/FA'mız yine sektörüne göre kötü. Yani genel anlamda PDD'de biraz ucuz kalmış. Net borç bölü pardon piyasa değeri satışta sektörün yarısında yani şu iki çarpanda sektöre göre iyi olsa da genel anlamda sektöre göre kötü kaldığı için bakan maleci burada elemek istiyorum. Şimdi bakan maleci burada eleyelim arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimiz Cusan. Şimdi Cusan'ın sektöre göre durumuna bakalım. Şimdi Cusan'ın karlılıklarına baktığımız zaman aktif karlılık sektör üzerinde, öz sermaye sektör üzerinde FK olarak, FDF olarak, piyasa deri satış olarak e, sektörünün altında özellikle piyasa deri satış anlamında sektörünün 3'te 1'inde fiyatlandığını görüyoruz. Bu anlamda gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Net borç bölü fabrik olarak e, iyi kalmamış. PDDD olarak da iyi kalmadığını görebiliyoruz. Ama genel anlamda sektörüne göre işte de fena değil aslında. Özellikle piyasa değeri bölü, satış ve de öz serme karlı anlamında sektörüne göre oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz DSPC Şimdi DSPC şöyle hemen bakalım. Despek Bilgisayar. Şimdi Despek Bilgisayar'ın sektöre göre durumuna bakarsak aktif karlılık sektörü üzerinde, öz sermaye karlılığı yine sektörün üzerinde, FK, PDDD, FD, FAVÖK, piyasa dörübülü satış hepsi sektörünün altında arkadaşlar. Yani bütün çarpanları sektör altında. Burada tek sıkıntı olduğu yer net borç bölü favök. Yani borcunun sektörünün ortalamasına göre biraz fazla olduğunu hatta biraz değil bayağı bir fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama net borç bölü Favök dışındaki bütün çarpanları ve de karlılıkları sektöre göre gayet iyi kalmış diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimiz dinamik ısı. Şimdi dinamik ısıya hemen bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi dinamik ısıya bakarsak bakın aktif karlılığımız sektörün iki katından fazla gayet güzel. Özel mekarlığı sektörüyle aynı diyebiliriz. Yani ne iyi ne kötü. FK ve PDD'de de olarak yine sektöre göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Net Portfolio Fabrik anlamında da yine sektöre göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Onun dışında FW ve bakarsak sektörün bir miktar yukarısında. Piyasa deri bir satışta da yine sektörünün bir miktar yukarısında olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel anlamda bakarsak özellikle FK anlamında oldukça ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Yani yarısından bile yani sektör ortalamasının yarısından bile ucuz durumda şu anda. Yani genel anlamda sektöre göre iyi olduğunu söyleyebiliriz dinamikasının da. Şimdi gelin diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimizde E-Data. Şimdi E-Data'nın da sektörü göre durumuna bakalım. Şimdi E-Data teknolojinin sektörü göre durumuna bakarsak karlılık olarak sektörüne göre gayet güzel. Aktif karlık sektör üzerinde. Österme karlı karlılığı da yine sektör üzerinde. Ama çarpanlarına bakarsak arkadaşlar mesela sektörün ortalama FK'sı 16 iken E-Data'nın 18. Mesela PDDD'de de, de aynı şey var. 4.20 sektör ortalaması şirketin 5.68 Özellikle bakın FD Favec'de inanılmaz bir uçurum var. Sektör ortalaması 16,68. e 41,30. Piyasa deri bölü satışta yine sektörünün 5 katı hatta 6 katına yaklaşmış. Yani çarpan olarak e, net portföy Favec'de zaten genel anlamda e, sektörün borcu olmayan şirketlerden oluştuğunu görüyoruz. Yani bu şirkette onlardan bir tanesi olmasına rağmen burada çarpanların çok kötü kaldığını söyleyebilirim. Bu yüzden E-Data'yı elemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çarpanların hiçbirinde e, sektörü göre iyi kalmamış. Şimdi gelelim GEDZA'ya. Şimdi GEDZA'yı da bakacak olursak kağıt ve ambalaj sektörüne yer alması e, gerekiyor hatırladığım kadarıyla. Şimdi kimyasal maddelermiş pardon. Şimdi GEDZA'nın Sektöre göre durumuna bakarsak şimdi burada bir türlü işaretleyemedim. Evet şimdi aktif karlılık sektörünün 4 katından fazla bu anlamda gayet başarılı. Östenme karlılığı yine e, 21 ile 38 yani sektör ortalaması 21 şirketin 38 sektöre göre bu da gayet iyi kalmış. Onun dışında FK sektörünün bayağı başarısında PDD'de de sektörün bayağı başarısında. FD defa sektörün bayağı bir aşağısında Net borç/ FAVÖK anlamında da borcunun negatif olduğunu görebiliyoruz. Tek sıkıntısı piyasa değeri/satış onun da sektörün çok abartılı bir şekilde yukarısında olmadığını görüyoruz. Hani sektöre göre %20'lik bir fazlalığı var ama burada FK'ya baktığımız zaman neredeyse yani 5'te 1 fiyatında, 4'te 1 fiyatlarında olduğunu görebiliyoruz. Genel anlamda Gezan'ın sektöre göre iyi kaldığını yine söyleyebiliriz. Şimdi gelin bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz Hatek. Şimdi Hatek'e baktığımız zaman tekstil sektöründe yer alıyor Hatek. Hatay Tekstil. Şimdi burada e, özel ve aktif karlı sektöre göre düşük kalmış. Onun dışında FK'mız sektöre göre ucuz durumda. PDDD'miz sektöre göre ucuz durumda. burada FDB'li FAB'miz bir miktar yukarıda arkadaşlar. Onun dışında net borç bölü de yine yukarıda kalmış. E, piyasa deri bölü satışta yine sektöre göre bir miktar aşağıda kalmış. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada e, öz sermekarlı sektörünün yarısında kalmış. Yani yarısından biraz daha aşağıda hatta öyle söyleyeyim sizlere. Burada ucuz kalan çarpanlara baktığımız zaman hiçbirinin böyle ahım şahım böyle ucuz kalmadığını söyleyebiliriz. Yani bir tek PD de D'de ucuz kalmış. Onun dışında diğer çarpanlarımız ucuzluk anlamında çok da aşırı ucuz kalmadığını görebiliyoruz. Bu yüzden Hatay Tekstil'in de yine sektöre göre çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de elemek istiyorum. Şimdi Hatay'ı da eleyelim. Şimdi gelin bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz Huvc. Şimdi Huvc'nin de Hemen sektörel bazlı durumuna bakalım. Şimdi HVC'nin aktif karlılığı sektörüne göre aşağıda özselme karlı sektörünün aşağısında FK'ya baktığımız zaman sektörünün e, yaklaşık olarak 4 katında olduğunu 3.5-4 arasında öyle bir fazlalığı olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında PDDD olarak da yine sektörünün yukarısında olduğunu görebiliyoruz. Aslında yani şöyle baktığımız zaman özselme karlı %50 üzerinde olup bu kadar düşük çarpanlara sahip olan çok nadir şirket var. Ama biz burada sektörel bazı duruma baktığımız için burada hüveceyi elemek durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden hüveceyi de elemek istiyorum. Şimdi gelin bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz Karye. Şimdi Karye'nin de hemen sektörel bazı durumuna bakalım. Şimdi Karye'nin sektörel bazı durumuna baktığımız zaman ödenme pardon aktif karlılık ve öz sermaye karlı anlamında e, aktif karlılık sektörünün bir miktar yukarısında ama yine çok yüksek değil %4,9. Öz sermaye karlı da sektörüne göre e, bir miktar düşük kalmış. Onun dışında FK sektörüne göre düşük. PDD de sektörüne göre düşük. FD Fabrik ve piyasa derebeli satışta inanılmaz bir uçurum var yani sektör ortalamasına göre. Ve net borç bölü Fabrik anlamında da yine sektörünün e, yukarısında olduğunu söyleyebiliriz. Yani öz sermaye karlı ve de FK ve PDD anlamında iyi olsa da genel anlamda özellikle FD Favec'de inanılmaz bir uçurum olduğu için ben burada bu şirketi hatta piyasaları bir satışta sektörün 11 katından fiyatlanıyor. Burada daha kötüymüş ben burayı şimdi gördüm. Yani ben bu şirketi bu çarpanlardan dolayı elemek istiyorum. Evet şimdi gelin bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz Kront. Hemen Kront'un da sektöre göre durumuna bakalım. Şimdi kron telekom teknolojileri sektöründe yer alıyor. Şimdi aktif karlık ve e, öz sermekarlığına baktığımız zaman e, sektörünün A noktada yazıyor. Burada herhalde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben burada diğer şirketlere göre bir sıralama yapacağım. Şimdi baktığımız zaman kron teknolojinin daha doğrusu kron telekomünikasyon şirketinin aktif karlık ve öz sermekarlığında sektörünün lideri olduğunu görüyorum. Onun dışında FK'da da yine sektörünün en ucuz şirketi olduğunu görebiliyoruz. PDDD olarak da 6.24 yani bu anlamda sektörüne göre 3. kalmış. FD Fabek olarak da yine sektöründe 2. olduğunu görüyorum. Piyasa değeri satış anlamında da yine sektörüne göre çok iyi kalmamış. Hatta 4 şirket arasındaki en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri satış anlamında borç anlamında da yine sektörüne göre iyi kalmadığını söyleyebiliriz. Yani bunu şöyle yorumlamak istiyorum ben. Yani burada ee, ne iyi ne kötü olarak gözüküyor benim gözümde. Çünkü karlıkları çok iyi olsa da, bazı çarpanlar konusunda iyi, bazı çarpanlar konusunda kötü olduğu için Kurontu ben yine burada bırakmak istiyorum. Yani listede tut, listede tutmak istiyorum. Ama e, ne iyi ne kötü diye de belirtmek istiyorum. Yani çok iyi değil, çok kötü de değil. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimizin adı Kuyas. Şimdi Kuyas'ın Hemen sektörel bazı durumuna bakalım. Şimdi Kuyas inşaat sektöründe yer alan bir şirket. Aktif karlığına baktığımız zaman inşaat sektörüne göre oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aktif karlığının sektörünün 4 katından bile fazla yaklaşık 5 katı bile diyebiliriz. Şimdi Öster mekanına baktığımız zaman sektör ortalamasının 2 katında olduğunu ve hatta sektörünün lideri olduğunu görebiliyoruz. Aktif karlıkta da yine sektörünün lideri durumunda. Şimdi FK'ya baktığımız zaman 4,07 bu, bu anlamda da yine sektörün en iyi şirketi PDDD olarak bakarsak da yine sektör ortalamasının oldukça altında ve sektörde ikinci olduğunu görebiliyoruz. E PDDD anlamında ama FDF Havok anlamında ise sektörüne göre oldukça kötü kalmış. Piyasa deri satış anlamında yine sektörüne göre oldukça kötü kalmış. Net borç böyle Fabrik anlamında da yine sektörüne göre kötü olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şirketi az önceki yine Kron Teknoloji gibi sektörüne göre karlılıkları çok iyi. Çarpan olarak da bazıları çok iyi bazıları da çok kötü. Yani ben bu şirkete sektörüne göre çok kötü diyemem ama çok da iyi diyemem arkadaşlar. Yani FD Fabrik özellikle çok fazla fiyatlandığını görebiliyoruz. Yani şu FD Fabrik 15 küsürlerde olsaydı o zaman çok iyi diyebilirdim. Ama tabii ki listede tutuyoruz arkadaşlar kuyası çünkü sektörüne göre ne iyi ne kötü ortalarda diyebiliriz buna. Şimdi gelin bir başka şirketimize diğer bir şirketimiz link bilgisayar. Şimdi link bilgisayarda hemen bilgisayar sektörüne göre bakalım. Şimdi link bilgisayarda sektörel bazı baktığımız zaman bakın e, aktif karlık ve kârlı karlı sektör ortalamasının Özel, özellikle aktif karlılık sektörünün oldukça üzerinde yer alıyor. FK'ya baktığımız zaman 13,39 sektörüne göre ucuz kalmış. PDDD anlamında, FDF anlamında hatta hatta piyasa değeri bile satış anlamında sektörüne göre çok fazla pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Yani piyasa değeri bile satış 15,86 yani sektör ortalaması 1,03. Yani sektörün neredeyse 16 katından işlem görüyor bu anlamda. Net bölü fav'a bakarsak da e, net borcunun negatif olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da aslında az önceki şirketler gibi yani ne iyi ne kötü diyebiliriz yani buna da e, FK güzel kalmış. Karlılıklar da yine güzel kalmış. Net borç da yine iyi kalmış. Ama şu üç çarpan yani PDD'de FK pardon F, PDD'de fd yok ve piyasa değeri bunu satış yani bu anlamda e, çok kötü kaldığını söyleyebiliriz. Ama yine de e, ne iyi ne kötü diyelim buna da. Bunu da e, listede tutalım. Şimdi gelin Lokman Ekim listesine. Şimdi Lokman Ekim listesine de baktığımız zaman aktif karlığımız sektör üzerinde, özsermaye sermaye sektör üzerinde, FK sektörünün altında güzel. Onun dışında FD Fabek sektör altında bu da güzel. E, ama PD bölü DD Piyasa değeri satış ve net borç bölü Fabök sektörünün üzerinde yani bu anlamlarda bu anlamda iyi kalmamış. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Az önceki şirketler gibi bu şirket e, çok öyle absürt bakın bir pahalılığı yok. Yani mesela PDDD olarak baktığımız zaman sektör ortalaması 1.92, Lokman Ekim'in 2.94. Yani burada 4-5 katında değil. Mesela az önceki link bilgisayarda piyasa deribili satış anlamında e, sektörün neredeyse 16 katından işlem görüyordu. Yani bu şirkete baktığımız zaman yani yaklaşık olarak %20-30 civarında bir pahalılığı var. Ama tabii ki bu, burada da FK anlamında aynı zamanda da ucuz gözüküyor. Yani biraz daha dengeli olduğunu ve biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz Lokman Hekim'in bu anlamda. Yani sektörel anlamda Lokman Hekim hiç de fena durmuyor. Yani listemizde kalmaya devam ediyor Lokman Hekim. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Lüks Kadife diğer şirketimizde. Lüks Kadife'ye de hemen sektörel bazı durumuna bakalım. Şimdi Lüks Kadife'nin sektörel bazı durumuna bakarsak aktif karlık sektör üzerinde Göstermek karlı yine sektör üzerinde ama arkadaşlar bakın lüks kadife'nin hiçbir çarpanı sektörünün altında yer almıyor. Yani bir tek net borç bölü var ama bakın burada FK 16,99 ama sektör ortalaması 10,71. Onun dışında PDD'de e, sektörün neredeyse iki katına gelmiş. FD Fabek iki katından bile fazla piyasa deri bir satışta neredeyse dört buçuk katında. Yani çarpan olarak çok kötü bir performansı var. E, lüks kadife'nin. Bu yüzden bunu elemek istiyorum arkadaşlar. Lüks kadife'yi sektörüne göre çarpanları oldukça pahalı kalmış. Yani bütün çarpanlarının pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer şirketimize. Diğer bir şirketimiz Mercan. Şimdi burada Mercan kimyaya baktığımız zaman e, aktif karlık ve e, öz sermaye sektörünün üzerinde gayet güzel e, FK550 sektörünün oldukça altında. PDD de yine sektörünün oldukça altında. FK da yine pardon FD bölü yine sektörünün altında. Onun dışında piyasa değeri bölü satışta net borç bölü sektörünün altında arkadaşlar. Burada hem karlıklarıyla sektör üzerinde olup hem de bütün çarpanlarıyla sektör altında olup sektöre göre gerçekten de acı payam Selloz'la bakın yine aynı şekildeydi. Yani sektöre göre oldukça güzel bir şirket olduğunu söyleyebiliriz Mercan Kimya'nın. Şimdi gelelim diğer bir şirketimiz olan Orge'ye. Şimdi Orge'ye baktığımız zaman Orge Enerji Elektrik Şirketi'nin Öster mekarlığı ve aktif karlığı sektörünün üzerinde. FK sektörünün altında gayet güzel. PDD'de de sektörünün üzerinde ama çok da çok e, abartı bir pahalılık yok. Yani sektör ortalaması 1,35 Orge'nin 1,53 FDWF'ye bakarsak Bakın 5,23 orgenin sektör ortalaması 8,42. Yani yine sektöre göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü satış yine sektöre göre amşan bir e, pahalı yok. Yüzde 70 civarında bir pahalılık var. İki kat bile değil yani öyle söyleyeyim sizlere. Net borç bölü fabrik yine sektöre göre oldukça düşük kaldığını söyleyebiliriz. Yani 0,16 orgenin sektör ortalaması 3,40. Yani bu anlamlarda gayet güzel genel anlamda orge sektörüne göre iyi kalmış. Bu yüzden de listede kalmaya devam ediyor. Şimdi gelin bir başka şirketimiz olan Pagio şirketine. Şimdi Pagio'ya baktığımız zaman arkadaşlar Pagio'nun öz mekarlı ve aktif karlı pardon ikisini birden söylemem yanlış oldu. Aktif karlık sektörünün üzerinde evet ama öz karlı sektörünün altında kalmış. FK sektör altı, PDDD sektör altı, bu anlamları da gayet güzel. FD Fabric anlamında sektörün bir miktar Yukarısında kalmış. Piyasa derebeli satış olarak da yine sektörün Bayağı bir yukarısında kalmış. Yani neredeyse 3 katı civarında. Net borç bölü Fabrik anlamında da Borcu negatif olduğu için bakın burada A nokta yazıyor. Sektörüne göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Yani bu şirkette yine yani ne iyi ne kötü klasmanında Listede kalmaya devam ediyor ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Sektörüne göre. Şimdi gelin bir başka şirketimiz olan Petuna. Şimdi Petun'a baktığımız zaman arkadaşlar gıda sektöründe e, sermaye karlı ve aktif karlılık ortalaması oldukça düşük ve de Petuna da bu e, iki karlılıkta da sektörünün üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda gayet başarılı. FK PDD anlamında özellikle FK anlamında sektöre göre oldukça ucuz kalmış. FD fabrik anlamında bir miktar pahalı kalmış. Yine aynı şekilde piyasa değeri satış anlamında bir miktar pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Net borç bölü fabrik anlamında da sektöre göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Yani genel olarak çarpanlarda da karlılıklarda da genel anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani öyle uçan kaçan bir çarpanı olmadığını görebiliyoruz. Şimdi gelelim bir başka şirketimiz olan Pınar Süt'e. Şimdi Pınar Süt'te hemen zaten bir aşağısında Şimdi Pınar Sütün e, aktif karlı ve öz sermaye karlı sektörünün üzerinde. Onun dışında FK ve PDD'de sektörün altında. FDF ve sektörün bir miktar yukarısında. Ama çok abartı bir pahalılık değil bu. E, piyasa değeri satış sektörünün e, aşağısında bu anlamda gayet güzel. Net borç bölü Favök'te yine sektörün bir miktar yukarısında olduğunu söyleyebiliriz. Yani sektörel bazı baktığımız zaman Pınar Süt de yani hiç fena durmuyor arkadaşlar bunu da söyleyebilirim. Şimdi diğer bir şirketimize gelelim. Diğer bir şirketimiz RTA laboratuvarları. Şimdi RTA laboratuvarlarının <laughs> pardon arkadaşlar. Şimdi RTA laboratuvarlarının da e, sektörel bazı durumuna bakalım. Şimdi RTA laboratuvarlarının aktif karlılığı %20,7. Sektörünün neredeyse iki katı bu anlamda gayet güzel. Öz sermaye da yine sektörün %50'sinin üzerinde. Bu da yine gayet güzel. Yani %50 üzerinde derken 23 23'ün bir buçukla çarparsak e, bu bu rakam yani bu çıkacak sonuç %36,6'dan daha düşük çıkacaktır. Şimdi onun dışında FK'ya baktığımız zaman FK'mız 6,06 sektör ortalaması 8,41 yani e, bu anlamda yine ucuz olduğunu söyleyebiliriz. PDDD'ye bakarsak 2,22 sektör ortalaması 1,92 yani sektörün bir miktar yukarısında ama çok amşan bir pahalılık olmadığını yine söyleyebiliriz ve sektör sektörü altında piyasa derimli satış anlamında bir miktar pahalı kalmış. Yani burada yaklaşık iki katı bu biraz pahalı diyebiliriz buna. Ama yine çok böyle absürt bir pahalılık değil. Ama çok da ucuz olmadığını söyleyebiliriz burada da. Son olarak net borç bir bakarsak. A nokta yazıyor yani net borcu negatif olduğu için sektörün sektörüne göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel anlamda Retelab'da yine sektöre göre çok kötü kalmayan şirketlerden bir tanesi hatta iyi bile diyebiliriz buna. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimiz San FM. Şimdi San -FM bakarsak e, ki San FM kimyasal maddeler sektöründe yer alıyor. Şimdi aktif karlılığımız sektörün üzerinde öz sermaye karlılığımız %51'lerde ki sektörün ortalaması %21. Bu anlamda sektöre göre oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi FK'ya baktığımız zaman FK'mız 12,83. Sektörün bayağı başarısında bu anlamda gayet güzel. E, 6.60 sektörünün yukarısında ama çok da abartı bir pahalılık olmadığını düşünüyorum. Onun dışında e, FD bölü Fabrik'te yine sektörün bir miktar yukarısında ama sektör ortalamasına göre yine böyle absürt bir pahalı yok. Piyasa değeri böyle satışa bakarsak 2.74 bu da yine sektöre göre bir miktar yukarıda kalmış ama yine çok abartı bir şekilde pahalılığından söz edemeyiz. Son olarak net borç bir bakarsak 1,52 sektör ortalaması 1,75 yani sektörün aşağısında kaldığını söyleyebiliriz. Yani genel anlamda karlılık olarak iyi olsa da çarpan olarak e, yarısı iyi yarısı kötü şeklinde fiyatlanıyor. Yani Sanfemi'yi de bu listede tutabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir başka şirketimiz olan Sayasa. Şimdi Sayasa baktığımız zaman arkadaşlar Sayasın öz ve aktif karlı sektörün oldukça üzerinde yer aldığını görebiliyoruz. Özellikle aktif karlı bakın burada sektörünün 4 katına 4 katından bile fazla yani yaklaşık olarak 5 katı belki de yani 5 katından değil ama biraz daha aşağısında ama oldukça yine yüksek yani sektörüne göre baktığımız zaman. Şimdi FK'sına baktığımız zaman sayısın 11,42 sektör ortalaması 19,11 sektörün altında kalmış. FD da e de yine sektörün altında kalmış. Borcu negatif olduğu için de net borç favok anlamında sektöre göre iyi kaldığını görebiliyoruz. Onun dışında PDDD anlamında bir miktar pahalı kaldığını görebiliriz. Yani yaklaşık olarak ilk katı burada çok ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama piyasa deri bir satış anlamında da çok da fazla bir pahalı, pahalılığı olmadığını da görebiliyoruz. Yani genel anlamda sayısında yine karlılıkları oldukça iyi sektörüne göre çarpanları da yani yarısı iyi yarısı kötü diyebiliriz. Hatta yarısından bir tane daha da fazla iyi olan çarpanı var. Yani sayasında yine bu listede kalmaya devam ediyor. Şimdi bir diğer şirketimize bakalım. Diğer bir şirketimiz Trabzon Liman. Şimdi hemen Liman'a da bakalım. Şimdi TLMan'a baktığımız zaman arkadaşlar Aktif karlılık ve öz sermek karlılığı sektörünün oldukça üzerinde. Özellikle aktif karlılık sektörünün neredeyse yine 5 katına gelmiş durumda. FK'mız 9,16 sektörünün aşağısında. Onun dışında FDFAB'lik de yine sektörünün aşağısında. Bu anlamda güzel. Net borç da yine negatif olduğu için A A.D yani bu anlamda yine iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında piyasa derebeli satış yani çok yüksek gözüküyor Trabzon Limanı için baktığımız zaman sektörünün neredeyse 4 katından fiyatlandığını söyleyebiliriz. Onun dışında PD bölü D'de de yine sektöre göre çok iyi kalmamış. Yani genel olarak çarpanların ne iyi ne kötü diyebiliriz. Ama karlılıkları sektöre göre muazzam olduğunu söyleyebiliriz yine az önceki sayas şirketinde olduğu gibi. Şimdi gelelim son iki şirketimize. İlk şirketimiz Tuğçelik. Şimdi Tuğçelik'e hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi Tuğçelik hissesine baktığımız zaman Bakın öz Mekarlı ve Aktif karlılık sektörünün üzerinde Yer almış bu anlamda gayet başarılı FK sektör altında PDDD sektör altında Piyasa deribili satış yine sektörünün altında Ama FDFA ve sektörünün e, Neredeyse iki katı civarında Burada bir miktar pahalılık var arkadaşlar e, Net borç bölü e bakarsak da Yine borcunun sektör ortalamasına göre Fazla olduğunu söyleyebiliriz Ama yine çarpan anlamında fena durmuyor. Yani özellikle bakın burada demir ve çelik sektöründen bahsediyoruz. Zaten şu anda en ucuz şirketler burada fiyatlanıyor diye düşünüyorum. Ve de baktığımız zaman FK FK'sı 4,95 ve demir çelik sektörünün aşağısında kalmış. Yani bunlar da aslında önemli diye düşünüyorum. Çelik hissesi bu şirketin daha doğrusu bu sektörün başarılı şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi gelelim şu son şirketimize. Son şirketimizde VBT yazılım. Şimdi VBT yazılımına da baktığımız zaman hemen arkadaşlar VBT yazılımın bilgisayar ve yazılım sektörüne göre kıyaslarsak aktif karlı sektörün bir miktar yukarısında kalmış. Öz sermaye karlı sektörünün bir miktar aşağısında kalmış. Onun dışında FK'mız sektörün bir miktar aşağısında çok fazla bir ucuzluktan bahsedemeyiz burada. PDD'de de yine bir miktar aşağıda çok iyi değil yine. Fed ve yine bir miktar yukarıda piyasadır bir satışta e, anlamında da bayağı bir pahalı kaldığını söyleyebiliriz yani baya pahalılık derken burada yaklaşık olarak 3 katlık bir e, pahalılık var yani bu anlamda baya bir pahalı kalmış e, net borçlu faibe bakarsak zaten sektöründe e, negatif net borçlu şirketler var bir sürü yani VBT yazılımda bunlardan bir tanesi e, yani net borcu negatif olması bu şirkete yani bu sektörde çok da fazla fark yaratmıyor. Yani ben genel anlamda baktığım zaman yani bu şirkete ne iyi ne kötü diyebilirim. Hatta kötü tarafa e, sektörel anlamda baktığım zaman söylüyorum bunu yanlış anlaşılma olmasın. Sektörel bazı analizi yaptığım zaman şirketin e, e, iyi olmadığını yani kötüye yakın olduğunu ama tam da kötü olmadığını söyleyebilirim. Yani çok uçan bir çarpını da piyasa piyasadır bir satıştan başka bir çarpanı görmedim. Yani ucuzluk anlamında da yine çok fazla ucuz olan çarpanı yok. Yani karlılık anlamında da yine sektörüne göre çok... E, Kötü kalmasa da çok da iyi kalmamış. Hatta öz sermekalı bir miktar düşük kaldığını da söyleyebiliriz. Ama yine de e, çok abartı bir kötülüğü olmadığı için bu listede tutmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar buradaki elemelerimizi de yaptıktan sonra geriye kaldı 21 tane şirket. Ve bu şirketlere bakarsak tek tek sayayım sizlere. Açsel, Atex, Cusan, Despisi, Deneası, Gedza, Kront, Kuyas, Link, Lokman Ekim, Mercan, Orge, Pagio, Petun, Pınar Süt, Retelap, Sanfm, Sayas, Teleman, Tuğçelik ve de VBT yazalım. Evet geriye kala kala arkadaşlar bu 21 tane şirketimiz kalmış oldu. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Hemen videomuzun Kapatmadan önce bu uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan hisseler, burada yer alan e, tavsiyeler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu video tamamıyla arkadaşlar bir eğitim videosudur ve de e, siz de mutlaka kendi analizinizi yapın. Hisseleri kendi süzgecinizden geçirin. Kendi süzgecinizden geçirmediğiniz hisseyi kesinlikle ve kesinlikle portföyünüze eklemeyin. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.